Aslında Türkiye gelen geçen hanı gibi oldu, kalbur gibi oldu. Her taraftan insanlar giriyor. Sınırdan, kapıdan, pasaportlu, pasaportsuz aşağı yukarı 6 milyon civarında bir Suriyelinin istatistikler dışında resmi hesaplar çerçevesinde 4 milyon civarında Suriyelinin olduğunu artık Türkiye'de basın, herkes konuşuyor. Bunun bir çoğunluğu da Kayseri nüfusunu ilgilendiren bölümüyle Kayseri'de. 100-110 bin civarında Suriyelinin gayri resmi hesaplara göre olduğu bir şehirde yaşarken öyle enteresan sorunlarla karşılaşıyoruz ki vatandaşlardan öyle şikayetler geliyor ki hayretler içerisinde kalıyorum. Bir bayram döneminde bazı mahallelerimize, hacılarda olsun bazı köylerimizde, mahallelerimizde su sıkıntısı yaşanılırken Suriyeli vatandaşlar Keykubat bölgesinde bir camide, örneğin caminin musluklarını, hortumları takmışlar ve halı yıkıyorlar. Yani bir vatandaşım evinde su bulamazken Suriyeli kardeşimiz de suyunu içsin ama halısını yıkamaz. Bununla ilgili daha tasarruflu yıkatabileceği yerler var. Zabıtamız buradaki bir Türk vatandaşımıza geliyor. Ruhsatın var mı? Oturamazsın, kalkamazsın, kapının önüne bunu koyamazsın, binanın önüne bunu asamazsın dediği yerde bir bakıyorsunuz Suriyeli vatandaşlar caminin musluklarını açmışlar harıl harıl. Ki su sorununun sıkıntılı olduğu, KASKİ'nin bize sürekli ikaz ettiği, su zamlarının sürekli arttığı bir ortamda free olarak bu konuları kullanıyorlar. Bunlarla ilgili duyarsız davranıyor. Suriyeli sığınmacılar Kayseri'de öyle bir hale geldi ki ailenin nazlı çocuğu gibi ne isterse yapıyorlar. Her tür kavgada, gürültüde, benzeri olaylarda artık mutlaka iki kişiden biri, üç kişiden ikisi Suriyeli veya mülteci olarak çıkıyor. Bunların içerisine Afganlılar da girdi. Afganlılar daha da tehlikeli olarak geliyor. Kapılar açıldı. Kim bu gelenler onları da bilmiyoruz. Hala bununla ilgili bir açıklama yok. Milliyetçi Hareket Partisi bile bir Cumhur İttifakı ortağı olarak buna tepki gösteriyor. Örneğin geçenlerde yine İstanbul'da bir kavga ortamında bir bakıyorsunuz Suriyelilerle zenci, esmer arkadaşlar arasında bir kavga oluyor. Bunu ayırt eden bakıyorsunuz Afganlı mülteciler. Yani nasıl bir Türkiye'ye geldik? Artık bir Türk vatandaşı veya bir Türk polisi bunlara müdahale etmez mi? Etmeyecek mi? Biz vatandaş olarak, bir İYİ Partili olarak sürekli Kayseri'deki sığınmacıların çok yoğun bir şekilde nüfuslarının yükseldiğini, Sahabiye'de, Küçük Mustafa'da, Keykubat'ta, Fevzi Çakmak Mahallesi'nde, Küçük Ali'de, benzeri yerlerde artık fazlasıyla bir nüfus olduğu, hatta buralarda muhtarlık seçimleri yapılırsa, onlara da seçme seçilme hakkı verilirse, hiç kimse aday çıkartmasın, Suriyeli vatandaşlar kendi muhtarlarını seçecek nüfusa geldiler. Bunlar bugün artık bizim sosyal medyalarımız üzerinden bize sert tavırlar da gösteriyorlar. Yani biz burada geri adım atmadığımız gibi tam tersine bir ifade kullanıyoruz. Neredeyse biz hesap vereceğiz Suriyelilerle ilgili yaptığımız açıklamalarda. Ya Suriyeli vatandaşlar benim Türkiye'de, Kayseri'de yaşayan vatandaşımdan daha mı farklı haklara sahip? Ya burası benim vatanım. Ben onlar için Mehmetçiğimi orada öldürmüşüm. Ölüyor, şehit oluyor. Siz bunları görmezden geleceksiniz. Burada da geleceksiniz. Zımba gibi delikanlıları gidecek, atıyorum, kafeteryaya atacak, nargile içecek, parka gidecek. Ya git vatanını koru diyoruz. Git vatanını savun diyoruz. Git vatanına, bayramda gittiysen, gidebiliyorsan, geri de gönderiyorlarsa gelme diyoruz. Dolayısıyla bu insanlar, Kayseri özellikle benim yerel bölgem, bu bölgede Suriyelilere bu şefkatli davranışı ben artık esefle karşılıyorum. Kayseri'de ilerleyen 5-8 yıl içerisinde göreceksiniz. Ben buradan bunun tarihe geçmesi adına, belki ileride inşallah kullanmayız ama, Suriyelilerin burada dayılık, kabadayılık yapacağı dönemlere doğru gidildiğini ben net bir şekilde söylüyorum. Ve emniyet güçlerimiz de bu anlamda, zabıtamızı da uyarıyorum. Lütfen Kayseri hemşerilerimizin mağduriyetlerini mutlaka giderin. Suriyeli arkadaşların da sığınmacılık şekliyle bir alan içerisinde sığınmacı, bir yaşam içerisinde bir müddet daha barındırdıktan sonra da bir ülke politikasına dönüştürülüp ülkeleriyle barıştırıp göndermemiz gerekliliğini ifade ediyoruz. Bizim yerel seçimlerde Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Sayın Dursun Ataş, şu anda milletvekilimiz, Kayseri milletvekilimiz, seçimdeki ilk politikalarından bir tanesi şuydu: Suriyelileri buradan defedeceğiz. Politika buydu. Bunu niye söylüyordu? Ağır ifadeyi yaşlısı için söylemedi. Mağdur için söylemedi. Ama böyle gençleri var, ülkeme gelmişler, onlar sığınmacı diye burada dururken bizim Ahmet amcanın, Mehmet amcanın oğlunda biz oraya asker gönderiyoruz ve her gün şehit haberleri geliyordu. Ülkelerine bu anlamda göndereceğiz demiştik. Sayın vekilimizin yapmış olduğu bu açıklamadan genel başkanımızın bakış açısını ben biliyorum. Bu sığınmacıların mutlaka vatanlarına gönderilecek, mutlaka kararlar alınacak, mutlaka bu vatandaşlar memleketlerine bir şekliyle gönderilecek.
Orada yaşamaları için de huzur ortamı sağlanacak. Hiç kimseyi ateşin içerisine atmayacağız. Esad'ın kucağına atmayacağız. Mutlaka barış ve barıştırılmış bir ülkeye göndereceğiz. Ben İyi Parti'nin politikalarının bu olduğu kanaatindeyim.